Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses'i neden adaletsiz olmakla suçladı? Şimdi açıklamalarını ekranlarınıza getiriyoruz. Dilan Tatlıses'ten evraklarını geç verdiği için evini alamadı diyen babası İbrahim Tatlıses'e ağır cevaplar. Çocuk evrakla yapılmıyor ya, çocuk hislerle yapılan bir şey. Geç verilince şey mi satılıyormuş, ev mi verilmiyormuş? Ya da bir tek bana mı denk gelmiş? Ama artık hani insanları salak yerine koymak denilen şey benim, ben çünkü Sezar'ın hakkı bile Sezar'dır bende. İbrahim Tatlıses ve evlatları arasında son günlerde gündemden düşmeyen ev tartışmalarına Tatlıses'in kızı Dilan Tatlıses de dahil oldu. Dilan Tatlıses'in babasıyla ilgili yaptığı açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil. Nasıl oğlum, siz beni hep burada yakalıyorsunuz çünkü yeni dükkan açtık ya, ben sürekli burada böyle bekçilik yapıyorum diyormuşum. En son badana burada. Evet evet. Boyun işlerimiz yapmıştık. Yaptık bitti, hala. Evet. Bitti onlar bitti. Şimdi işte artık bugün açıldık. Bugün pazartesi yok, salı mı bugün? Karıştı bende güne. Dün açıldık, bugün de devam ediyor. İbrahim Tatlıses her evladına 7 ev vereceğini açıklamış, ancak bu evlerden payına düşeni Dilan Tatlıses alamamıştı. Bunun nedenini ise İbrahim Tatlıses, Dilan evraklarını geç verdiği için evini alamadı sözleriyle açıklamıştı. Evrak geç geldi mevzu, çocuk evrakla yapılmıyor ya, çocuk hislerle yapılan bir şey. Yani gerçekten bir his varsa ortada, yani evrak geç geldi, geç verildi. Yani bu hani çok böyle bir mazeret gibi gelmiyor bana. O yüzden buna diyecek çok bir yorum yok yani. Ağır bir açıklama yapıyor babası için Dilan Tatlıses. Hatta bu sözlerini daha da sertleştiriyor. Hani bir his varsa ortada, ben evrak mevrak öyle geç verildi. Geç verilince şey mi satılıyormuş, ev mi verilmiyormuş? Ya da bir tek bana mı denk gelmiş? Babası için bu açıklamaları yapan Dilan Tatlıses, babasını adaletsiz olmakla itham ediyor. Aslında mantıklı açıklaması şu, en iyisini söyleyecek olursak. Ben kalkıp da bir şeylerin peşine hiçbir zaman düşmedim. Düşseydim zaten düşerdim. Ama artık hani insanları salak yerine koymak denilen şey benim, ben çünkü Sezar'ın hakkı bile Sezar'dır bende. Ve o salak yerine koyma olayı bana çok gelmiyor. Ben o zaman da işte böyle sorulunca ya hadi yapmayın deyip cevap veriyorum yani. Çünkü bu artık hani ya maddi, manevi, para, pul, öyle bir şey mesele değil bu. Burada yani bir hak, adalet durumu var artık. Yani adaletli olmak lazım. Fakat yanındaki yardımcılara kadar verilen bir ev, 27 yıl sonra barıştığın bir evlada verilmiyorsa burada çok evrak meselesi, evrak bana çok suni geldi şu an. Evrak aramamak lazım. Burada bir yalnızlık var, bu işte bir yalnızlık var. Dilan Tatlıses evrakları geç gönderdiğini kabul ediyor. Ancak ev verilmemesinin nedeninin buna bağlanması onun tuhafına gitmiş. Evet, ben evrakımı gönderdim ama geç gönderdim. Çünkü ben ne yapsaydım, herkes gibi hani koşarak ertesi gün tapu dairesine gitmeyi düşünmedim yani. Çünkü diyorum yani insanlar öyle bir lanse ediyor ki bazı insanlar. Hani öyle koşup da gitmedim ben yani. Ama diğer herkes almış zaten. Benim öyle bir acelem olmadı. Sonra da evrak gönderince kayboldu dendi. Gibi şeyler oldu. Yani ben geç göndermekle ilgili bir böyle evlada yani tuhaf bir durum. Dilan Tatlıses'in kızdığı asıl şey evi alamamak değil. İnsanlara aptal muamelesi yapılmak benim hoşuma gitmiyor. Hani bazıları çünkü şey diyor, Dilan senin ihtiyacın yok. Herhalde ihtiyacım yok. Ben ihtiyacım var diye siz sorunca cevap vermedim yani. Bu tamamen şey meselesi yani hani... Ya ben de salak değilim meselesi bu yani. Öyle bir şey yok yani. Her sözünde babasını adaletsiz olmakla itham ediyor Dilan Tatlıses. Bunu da üzerine basa basa söylüyor. Adaletli olunmuyorsa da olunmadığı görülsün yani. Kalkıp çok adaletliymiş gibi davranılmasın. Hoş bir şey değil yani, evrak gecikti falan. Yani... Yani keşke gecikmeseydi de ben bir an önce o evi alıp hayır kurumuna verseydim yani. Bu arada İbrahim Tatlıses'in kendisinden 26 yaş küçük Gülçin Karakaya ile olan ilişkisi soruluyor. Yorumu ne olur kızının? Hiç bilmiyorum. Hiç ilgilenmiyorum. Yanında çalışan bir arkadaş galiba o. Yanında çalışan biri. Ben bilmiyorum. Ya da pedikür işlemine giren sanırım bir hanımefendi. Hiç bilmiyorum. Evet. Ben de mi meslektaş? Mazlum kapalan gözlük. Hiç bilmiyorum. Yani tanıyorum. Evet. Tabii yanında çalışan bir arkadaş. Ben öyle bir durumu bilmiyorum.